Merhabalar sevgili Lego severler. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Çılgın Legocu. Sizlere bugün Haziran 2021 toplu paket açılış videosunu hazırladım. Tam olarak arkadaşlar Haziran yeniliklerine göz atacağız. Ve tam olarak 12 tane böyle torba arkadaşlar ve 4-5 tane kartondan oluşan toplu açılış videomuz. Bugün biraz uzun sürebilir. Haziran'da çok setler çıktı arkadaşlar. Daily Bugle videosunu arkadaşlar sizlere birkaç gün önce sunmuştum. Onu zaten alta link olarak paylaşırım. Seyredebilirsiniz arkadaşlar. Fakat o da Haziran yenilikler arasında olduğu için hiç olmasa bu videonu da göstermiş olayım dedim arkadaşlar. Fazla vakit kaybetmeden arkadaşlar, bu arada bugün Dünya Çocuklar Günü, 1 Haziran Dünya Çocuklar Günü. Bütün çocukların günü kutlu olsun arkadaşlar. Epey etkinlikler vardı. Bugün çok yeni setler çıktı Lego'dan. Bunları hepsini tek tek, hepsini değil çoğuna göz atacağız. Muhteşem setler var. Çok sürprizler bekliyor sizi. 4 tane ana başlığımız var. Fakat çok çeşitler daha var. Ama ana olarak başlıklar Ninjago, Mavi, Harry Potter ve Speed Champion. Yani ana dememin sebebi bu setlerin arkadaşlar hepsi. Bu videoda olacak. Artı değişik Ideas'tan değişik exclusive setlerde Disney falan bakacağız. İlk baştan bir Champion'den başlamak istiyorum arkadaşlar. Gerçi arabaların çoğunları sizlere yenilikler videosunda gösterdim. Fakat bugün paket açılış videomuz. İlk baştan arkadaşlar McLaren Elva'mız var. Şu şekilde. Tabii inceleme videoları hangisinden çok isterseniz onların inceleme videosu gelecek. Gerçi Speed Champion'ın bütün şeylerini, setlerini, hepsini tam olarak sunmak istiyorum. Birinci ayda arkadaşlar, aynı zamanda 2021'de bir de böyle polybag çıkmıştı. McLaren Elva'nın. Birinci aydan beri 4 euroya piyasada satılıyor arkadaşlar. Almanya için geçerli 40 lira civarı. O da yani set olarak var. İkinci arabamıza gelelim arkadaşlar. Yani önce teklerden başlamayı düşündüm arkadaşlar. Koenigsegg. Yine muhteşem güzel bir set arkadaşlar. Şurası bir baltayla yapılmış. Araba benim şahsen hoşuma gitti. Birkaç arkadaş pek beğenmediğini söylüyor ama ben bu Koenigsegg'i çok beğendim. Koenigsegg diye bir marka olduğunu da pek bilmiyordum. Yani fazla arabayla şey yapmıyorum arkadaşlar. O yüzden Koenigsegg diye bir set olduğundan da haberim yoktu. O yüzden arkadaşlar sizlere üçüncü arabamıza gelelim. Toyota GR Supra arkadaşlar. Sarı rengi. Bunu da epey merak ediyorum. Yenilikler videosunda biraz şey olarak göstermiştim arkadaşlar. Biraz komiğime gelmişti şu cam tarafı, yukarısı tarafı. O biraz şey geldi ama tabii ki bunu da yapıp sizlere göstermek istiyorum. İncelemek istiyorum arkadaşlar. Bence Speed Champion'ler yine de fena olarak görmüyorum arkadaşlar. Sonra ilk ikili setimize gelelim arkadaşlar. Orada Chevrolet Corvette ve Race Car'ımız var bir tane. 68 model Corvette. Şahsen 68 modeli çok beğendim. Şurada şeyleri var arkadaşlar. 68 modeli epey hoşuma gitti. Race Car benim o kadar da hoşuma gitmedi ama renk olarak hoşuma gitti. Ama yine de şey olarak
benim çok beğendiğim bir set. Sonra arkadaşlar, tabii bütün Speed Champion'dan başlamışken hepsini bitirmek istiyorum. Sonra yeni bir temamıza gelmeden evvel. Speed Champions'ın arkadaşlar Dodge, iki tane Dodge arabamız var. Bir Challenge, bir tane de Dragster arkadaşlar. Bunun fiyatı biraz iki araba olmasına rağmen biraz yüksek fiyatlı, 600 lira civarı olacak bu. Normalde 400 lira olması lazım ama fakat bu Dragster'in yüzünden tahmin ediyorum bu setin fiyatı yükseliyor. Fakat Speed Champion'ler normal piyasada satıldığı için arkadaşlar indirimde bulmaya imkanımız elbette olabiliyor. En sonuncu Speed Champions setimize geliyoruz arkadaşlar. Bunu geçen videoda gösterememiştim çünkü resimleri geç paylaşıldı arkadaşlar. Bunun inceleme videosu gelecek. Hatta Ford GT'nin arkadaşlar Mega Construx'tan da bir tane şeyim var bende. Onunla karşılaştırma yapabilme imkanım var. Çok hoşuma giden bir set. Bronco da çok hoşuma gitti. Bronco R Jeep olarak da Ford GT de çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani renkler de hoşuma gitti. Arabaların modeli de hoşuma gitti. Daha doğrusu en çok merak ettiğim set de bu diyebilirim Speed Champion'lerden. Daha en çok hoşuma giden de bu, bunu söyleyebilirim arkadaşlar size. Şimdi bir tane komple 4 tane ana başlıktan bir tanesini bitirmişken arkadaşlar, araya öyle birkaç tane normal setlerden şey yapalım. O da arkadaşlar Botanical Collection'dan yeni Bird of Paradise setimiz var arkadaşlar. Onu şöyle göstermek istiyorum. Bu 100 euro, yani 1000 lira civarı olacak arkadaşlar. İlk 1000 lirayı görünce ilk iki set botanical setleri çok tutulduğu için arkadaşlar dedim acaba Lego kafayı mı yedi? Neden fiyatı bunlar mesela, bunlar da 2021'de çıkan setler arkadaşlar. Neden bunların fiyatları 50-500 lirayken birdenbire 1000 lira? Fakat karton boyuna karşılaştırırsak arkadaşlar, yani kartonu elime aldığımda arkadaşlar fark ettim ki evet, bu set hem boy olarak da, bakın arkadaşlar şöyle bakabilirsiniz, 46 santim boy olarak da epey güzel bir set olduğunu. Bu tabii bu çiçek, daha doğrusu bu şeyler pek hoşuma gitmedi ama şey olarak, Lego olarak fena durmuyor yani. Biraz daha renkli olsa daha güzel olurdu galiba diyor. Evet arkadaşlar, artı bir tane de briket çıktı arkadaşlar. O da yani fazla briketimiz var ama onlar öteki şeylere, seriye aitti. Dalmatina briketimiz var arkadaşlar. Öteki şeyleri, hayvan briketlerini sizlere sunmuştum. Bu da 15 euro, yani 150 lira civarı olacak. Dalmatina olarak benim epey hoşuma giden bir briket. Bunu da size araya göstermiş oldum arkadaşlar. Yeni bir ana başlığa gelelim arkadaşlar. O da bu sefer Harry Potter'dan başlayalım arkadaşlar. Ana başlık olarak. Ondan sonra Ninjago'ya ile devam ederiz. Sonra Marvel ile bitiririz tabii. Tabii arkadaşlar çok sürpriz setlerim var. Yenilikler videolarında göstermediğim setler olacak aralarında. İzlemenizi epey tavsiye ederim. Küçükten başlayalım arkadaşlar. Küçük setlerden başlayalım arkadaşlar. Harry Potter setlerinin çoğunu sizlere arkadaşlar yenilikler videosunda göstermiştim. Böyle bir şey var arkadaşlar. Bunlarda şimdi Wizard kartlar var. Onlar arkadaşlar nasıl olacak hepsini sizlere
tam olarak yenilik inceleme videoları gelecek hepsini. Zaten 3 tane set var arkadaşlar. Harry Potter setinde birbirleriyle bağlandığı oluyor. Bunları size söylemiştim arkadaşlar. Burada kafaları değişiyor. Şapkalarıyla saçları değişiyor. Hoşuma gidiyor. Bu tabii epey hoşuma giden bir set. Küçüklerden biri arkadaşlar. Hemen ikinci Harry Potter setimize gelelim arkadaşlar. Çok setimiz olduğu için çabuk çabuk göz atıyoruz. Sonuçta sırf bu bir toplu paket açılış videosu, inceleme videoları elbette gelecek. Hangisini istediğiniz zaman onlar gelecek. Bu 3 tane birleşen setlerden biri arkadaşlar. Yani büyük setle birleşen bir şey olacak. Fluffy var arkadaşlar. Bu ikinci kez Fluffy'nin olması. Ve 20 sene Harry Potter serisi arkadaşlar. Ve burada altın Hermione Granger var arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir sihirli satranç oyunumuz var arkadaşlar. Satrançta komik olan arkadaşlar içinde mini figür olması da benim çok hoşuma gitti. Profesör Snape var burada arkadaşlar. 3 tane mini figür var ve sihirli satrançın oynama şeyini de filmdeki sahnelerden oynama şeyini de epey güzel yaptıklarını umuyorum arkadaşlar. Bu seti arkadaşlar şöyle bir satrançla karşılaştırmak istiyorum. Eğer tabi arzu ederseniz bu en son çıkan Lego satrançı arkadaşlar. Bununla beraber bir karşılaştırma videosu yapmak isterim. Fiyat bakımından bu daha büyük ama daha da ucuz ötekinden. Tabi Harry Potter'da lisans olduğu için. Evet arkadaşlar. Dumbledore'un Phoenix'i var arkadaşlar. Bunu da tabi elbette eski Hot Wheels'le beraber, yani eski derken geçen senenin Hot Wheels'in aynı şeyde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun size videosunu hazırlamıştım. Videosunu sizlere hazırlamıştım. Bir karşılaştırma videosu şöyle gelebilir arkadaşlar. Eğer arada fark varsa epey, bir karşılaştırma videosu yapmayı düşünüyorum. Fakat bu Hedwig çok güzel fonksiyonu vardı arkadaşlar. Sizlere onu göstermiştim Hedwig'in videosunda. Eğer aynı şekilde fonksiyon tamamen aynıysa arkadaşlar karşılaştırma videosu yapmama gerek kalmayacak. Evet arkadaşlar. Ve sizlere yenilikler videosunda ilk Harry Potter briketimiz. Muhteşem güzel bir Harry var. Hermine var. Ron var. Hagrid var arkadaşlar. Bu üçünün de gerçi şuradaki Harry Potter'a bir bakar mısınız? Ya Steve Urkel vardı arkadaşlar. Biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Steve Urkel'in gözüne benziyor. Sizlere şöyle göstereyim. Eskileriyle beraber Hagrid şu şekilde ama değişik arkadaşlar. Onların bir karşılaştırma videosu isterseniz gelecek. Ron Weasley şu şekildeydi arkadaşlar. Eski karşılaştırma videosunu. Şurada Harry Potter bu şekildeydi arkadaşlar. Ve Hermione de şu şekildeydi. En çok da onu benzetmişler zaten. Tabi burada küçük hali. Bu büyük hali. Evet.
bunun da videosu gelebilir. Bir de bu sefer briketlerde arkadaşlar kötülerin de briketi var. Harry Potter briket. Eğer isterseniz arkadaşlar bütün Harry Potter briketlerini gösterebilirim sizlere. Bunda Lord Voldemort var arkadaşlar. Ginny var. Ve Bellatrix Lestrange var. Bu benim Bellatrix hariç. Gerçi yılan da fena değil ama bilmiyorum ama briketleri ben hepsini toparlıyorum. Evet. Gelelim arkadaşlar. 76395 numaralı. Hogwarts ilk uçuş. Bu da ilk defa değil arkadaşlar. Bunu da eski setinle karşılaştırma videosu gelebilir. Fakat çok güzel, muhteşem mini figürler var. Ve bunu da tabii ki bu da o büyük setle birleşme videosu zaten gelecek. Şu şeyler nasıl olacak arkadaşlar, onları bir araştıracağım. Bir bakacağız beraber. Hepsinin videosu gelecek. Artı arkadaşlar, bu da bugün çıkan setlerden. Bunu yenilikler videosunda çıkarmamıştım. Böyle bir aksesuar seti çıktı arkadaşlar. 40-500 numaralı. Bu da Türkiye'de olacağını tahmin ediyorum. 150 lira civarı olmasını bekliyorum. Almanya'nın fiyatıyla tabii karşılaştırınca. Bu şekilde. Böyle 4 tane mini figürlü tabii ki aksesuar setimiz. O da bugün çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, daha ağla küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Ve Hogwarts ziyareti arkadaşlar. Çok güzel bir set. Benim çok beğendim. Kışlık setlerine de uyduğunu görüyorum. Yani hatta arkadaşlar, sizlere Winter Collection setlerinin hepsini, bugüne kadar çıkmış olan hepsini, videosunu hazırlamıştım. Sizlere onu da paylaşıp bir hafta benim videolarımda seyredebilirsiniz. Mini figürlere göz atacağız arkadaşlar. Bunların hepsinin inceleme videosu. Tabi arzu en çok Ninjago'larla başlamak niyetim var. Ve artık istek nasıl gelirse arkadaşlar. Arkadaşlar 1300 liralık bir set daha. Bunlar Türkiye'de biraz gecikebilir arkadaşlar. Bunlar şu anda Lego eksklusif. Yani Almanya'da da serbest piyasada yok. Harry Potter ve Hermione Granger. Arkadaşlar çok merak ediyorum ama Türkiye'ye geç gelecek diye ben bunu Harry Potter'dan ilk yapacağım setlerden biri arkadaşlar. Boy olarak karşılaştırmak istiyorum. Belki de Star Wars'larla karşılaştırma videosu yapabilirim. BB-8, R2-D2'la öyle bir karşılaştırma videosu yapabilirim. Fakat parça şeylerini çok merak ettim. Çok epey değerli görüyorum yani. Yani epey tutulacağını ve ne yazık ki Lego eksklusif olduğu için belki de indirimde bulamayacağımız. Bir de şu Harry Potter'ın yeleği de bezden yelek olacağını şey yapıyorum. O yüzden sizlere bu Türkiye'de belki biraz geç çıkacağı için sizlere bir inceleme videosu çabucana hazırlamaya düşünüyorum arkadaşlar. Ve sonuncu Harry Potter setimize geliyoruz arkadaşlar. Kamada Shrek'miş arkadaşlar. Muhteşem, güzel. Bu da ikinci kez yapıyorlar arkadaşlar. Bunun da eskisiyle bir karşılaştırma videosu hazırlayabilirim arkadaşlar. Gerçi eski seti
parçaları ayırmıştım. Ne yazık ki şey değil arkadaşlar. Fakat parçaları ayırmıştım. Mini figürleri hepsine göz atacağız arkadaşlar. Lord Voldemort altın şey, bunu da tabi yenilikler videosunda detaylı göstermiştim. Dediğim gibi arkadaşlar, inceleme videosu, karşılaştırma videosu, bunun da elbette en yakın zamanda gelecek. Evet arkadaşlar, Harry Potter'ın da hepsini sizlere gösterdim. İnşallah bir şey unutmamışımdır. Ve şimdi araya yine bir değişik setlerden araya birkaç tane koyalım diyorum. Hangi setimize? Önce bir şunu size göstermek istiyorum arkadaşlar. İlk baştan çok pahalı tahmin etmiştim arkadaşlar. Friends serisinden arkadaşlar. 1500 lira civarı olacak arkadaşlar. Bu da 6. ayda çıktı. Friends'in apartmanları arkadaşlar. Bunlar da ilk baştan 1500 lirayı görünce çok şok olmuştum arkadaşlar. Şu 700 lira civarıydı Friends'in Central Park seti ve parça olarak değeri çok yüksek arkadaşlar. Yani gerçekten çok değerli Lego taşları var içinde. Benim görüşüm. Yani o yüzden epey indirimde de bulabiliyorduk. 550 liraya kadar Almanya'da indirimde bulabiliyorduk. Hatta şu anda bunu alınca sırf Lego Store üzeri geçerli arkadaşlar. Yanında bardak da veriyorlar. Kahve bardağı. Büyük kahve bardağı. Ben çok beğendim bu seti de arkadaşlar. Bu setin inceleme videosu ancak arzu isterseniz, arzu edilince, edilirse inceleme videosu da gelecek. Arkadaşlar birazdan gördüğünüz gibi 22 dakikaya geldik ve daha Ninjago'lara başlamadık bile. Ninjago'da muhteşem setlerim var. Hatta sürpriz setlerim bile olacak arasında. Evet arkadaşlar, şu Fransız'ı yapabilirim. Araya hemen iki tane briquettes daha. Muhteşem güzel briquettes. Çoktan beri beklediğim. Daisy Duck, Dagobert Duck ve Tick Trick Truck. Briquettes olarak. 250 lira arkadaşlar. 100 lira. Civarı. Tabii şimdi bunu... Bunun için özel vitrin gerekecek mi gerekmeyecek mi bilmiyorum. Şurada şu eskiden Disney'in briquettes'lerini arkadaşlar. Yani Disney briquettes derken şöyle vitrin almıştım onlar için. Bunlar eskileri arkadaşlar. Mickey Mouse'la Minnie Mouse şu anda kara borsada olduğu için sırf onlar 700-800 lira civarında tanesi. Şu anda arkadaşlar bu sene Donald Duck piyasadan kalkabilir. 100 lira civarı olması lazım. Önemli, almanızı tavsiye ederim. Ve Pluto ile Goofy'yi de 150 lira civarı arkadaşlar. Şu anda daha piyasada bulunduğu için sizlere önemli almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi arkadaşlar, Daisy Duck ile Uncle Dagobert çıktığı için piyasadan kalkma ihtimali çok yüksek. Önemli tavsiye ederim. Yani Donald Duck'la Goofy ve Pluto için geçerli arkadaşlar. Ninjago bekliyorsunuz biliyorum arkadaşlar, ama bir tane önemli bir set daha var arkadaşlar. Bunları tabi Instagram'dan belki duydunuz, yenilikler videosunda göstermedim arkadaşlar. Everyone is Awesome seti arkadaşlar. İçinde muhteşem 11 tane monokrom mini figür var. Muhteşem taşlar var. Bir tane saç şekli arkadaşlar. Özel, yani özel yapım. Öteki saç şekilleri hepsi bulunuyor. Arkadaşlar 18 artı set
içinde muhteşem güzel bir set olarak 11 tane 350 lira olarak bir set monokrom minifigürler, yani bence piyasada hemen şey olacak. Türkiye'ye ne zaman gelir bilmiyorum. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda Lego Exclusive, yani serbest piyasada satılmıyor. Ama o da bugün çıktı arkadaşlar piyasaya. 350 lira civarında. Benim çok beğendiğim bir set. 11 tane minifigür monokrom görebiliyor musun? Ben çok beğendim. Bunu da sizlere sunmuş olayım. Ninjago'lara şimdi sıra geldi. Arkadaşlar Just Hype sayfasını tanıyor musunuz bilmiyorum. İngiltere'de Ninjago'nun elbiselerini yapan şeyler. Onları size %70 indirim vardı. Türkiye'de şey yapıyor muydu bilmiyorum arkadaşlar. Sizler bilmiyorum arkadaşlar, eğer arzu varsa sizlere Ninjago elbiselerini de gösterme videosu hazırlayabilirim. Şöyle şunlar arkadaşlar, normalinde 30 euroluk tişört, yani 300 liralık tişört, fakat 90 liraya indirimdeydi. Şöyle tişörtler. Siz eğer o da Just Hype olarak araştırabilirsiniz arkadaşlar. Lego sayfasında hala indirim yoktu. Fakat Just Hype sayfasında %70 indirim var. Türkiye'ye nasıl sipariş verilir bilmiyorum arkadaşlar. Ama tahminimce Türkiye'ye de Just Hype set şeyleri. Hatta Ninjago City setinde alfabe var. Ninjago alfabesi. Oradan neler yazdığını da bakabiliriz. Tabii arkadaşlar Ninjago'ları biliyorsunuz, ben bütün Ninjago'ları aldığım için arkadaşlar, eğer öyle bir istek olursa sizlere çeşit çeşit Ninjago elbiseleri de gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar önce bir Ninjago sürpriz setiyle başlamadan önce ilk en küçük Ninjago setimizden başlayalım. 4 artı seti arkadaşlar. Bunları size Ninjago video yenilikler videosunda hepsini şey yaptım. Ninjago'nun arkadaşlar şöyle böyle bütün setlerin inceleme seti gelecek. O yüzden hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ben şahsen çok güzel görüyorum. Muhteşem güzel 15. sezon setleri, Legacy setleri arkadaşlar. Lloyd's Hydromech arkadaşlar. Şurada detaylarına bakınca arkadaşlar, şurası bir uçak şeyi, uçak parçası arkadaşlar. Yani Ninjago dizaynerleri yani gittikçe muhteşem güzel oluyor arkadaşlar. Bunların sizlere çoğusunun inceleme videosu gelecek. Tabi arzunuza göre şey yapılır, fakat bir tanesinin önceliği var. O bu hafta içinde daha geliyor. Onu size göstereceğim hangi set olarak. Orada karşılaştırma. Kayın ateş ejderhası arkadaşlar. Ya ne kadar güzel ya. Bu kadar güzel mi olur? Legacy setinden arkadaşlar. Bunda de altın mini figür var arkadaşlar. Bunda bu setin zaten en güzel tarafı altın Nia var arkadaşlar. Yani muhteşem. İsterseniz arkadaşlar böyle bütün ejderha karşılaştırma videosu hazırlayabilirim. Artık arzunuza göre. Fakat o biraz sürer. Sonra arkadaşlar 15. sezondan yine bir tane Ninja Subspeed'i arkadaşlar. Bunlar Türkiye'de de çıkmış olması lazım arkadaşlar. Yani şu anda Lego Exclusive olmadığı için tahminimce bunlardır. Bunun şu tekerleklerini çok merak ediyorum. Onu yenilikler videosunda da
sizlere göstermiştim, söylemiştim arkadaşlar. Şuradan mini figürlere göz atalım arkadaşlar. En çok yenilikler videosunda arkadaşlar Ninjago, benim Ninjago seyircilerim muhteşem olduğu için, hayranları çok olduğu için bunu fazla beğenmediniz arkadaşlar. Fakat bunda dikkatini çekmenizi istediğim şey şu arkadaşlar. 4 artı set olduğu için bu kadar yüksek fiyatlı. Ve bunun indirimde olacağını bekliyorum. Ama şu ejderhaya bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel. Yani çok merak ediyorum. Şunun güzelliğine bir bakın. Yani ben epey beğendiğim bir set. Bir de arkadaşlar unutmayın lütfen. 4 artı setlerde hiçbir tane yapışkan yok. Yani gördüğünüz her şey print. Yani 4 artı setlerinde öyle bir... Tabi parçalar çok büyük arkadaşlar. Şu ejderhaya bakar mısınız? Ben çok merak ediyorum. Şu parçaya bir bakar mısınız arkadaşlar? Yani tabi elbette benim Ninjago seyircilerim, profesyonel Ninjago seyircileri, yani hepsi benim kadar hata yapan yok. Hepiniz çok iyi iş yaptığınız için. Ben bunu da beğendim arkadaşlar. Bunun inceleme videosu gelmez tahminimce. Legacy seti. Ve arkadaşlar ilk gelecek inceleme videomuz hangisinden? Sizlere yenilikler videosunu da söylemiştim. Ultrasonic Radar. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Birinci sezondan. Şu güzelliğe bakın. 4'e ayırabiliyoruz şu arabayı. Araba mı diyelim, kip mi diyelim, motor mu diyelim, uçak mı diyelim bilmiyorum. Şunlara bakın. Ve tabii ki bu en yakın zamanda geliyor. Ve çılgın Legocu abiniz çılgın olmaması için, yoksa çılgın diyemeyiz. Bunda aynı zamanda bir tane orijinaliyle karşılaştırma videosu gelecek. Sırf şu yılan 200 lira civarında olması lazım. Belki de 300 lira civarında. Muhteşem güzel. Tabii arkadaşlar bunları canlı size en yakın zamanda. Önce bir şunun inceleme videosu geliyor. Aynı videoda birbirleriyle karşılaştırma. Tabi kartonla karton değil. Yapıp da karşılaştırma videosu olacak. Bunu da artık 10 sene sonra bir daha yapmış olacağım. Ama sizin için seve seve yapacağım. Yani şimdi de yani direkt galiba ilk yapacağım setlerden biri bu. Bir tane de mavi seti var arkadaşlar. Muhteşem. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve Ninjago sürpriz setine gelelim mi arkadaşlar? Bir tane arkadaşımı hatta tahmin ederse bu seti yollayacaktım. Ne yazık ki tahmin edemedi. O yüzden bir tane polybag kazandı. O da 14. sezondan bunu seçebilir. Ya da Legacy setten bu. İkisi de 2021'den polybag arkadaşlar. İkisinden bir tanesini seçebilir Önder kardeşim. Evet. Ya. İkisini de veriyorum. Çünkü çok uğraştı. Gerçekten kaç kez yazdı bana. Kusura bakmayın. Kaç kez yazdı bana. Çok uğraştı. O yüzden ikisini de Önder kardeşim sana yolluyorum. Tabii 18 yaşında olmadığın için annen veyahut da babanın müsaadesi gerekiyor.
o şartlarla size yolluyorum. Arkadaşlar, ilk sürpriz setim Ninjago setinden. Bilin bakalım ne? Ninjago 10 sene briquettes. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Bugün çıktı. Tahminimce Türkiye'de çıkmayacak. Bilmiyorum arkadaşlar. Belki de çıkabilir. Almanya'da da Lego Store'dan 85 euroluk, yani 850 liralık alışveriş yapmak lazım. Ondan sonra artı 100 lira ödemek lazım. Ancak o zaman şey yapabiliyor ve şuraya bakar mısınız arkadaşlar, briket olarak. Şu güzelliğe bakın, samuray niye? Bunun inceleme videosu sizlere en yakın zamanda hazırlayacağım. Eğer arkadaşlar bir aya kadar Türkiye'ye gelmezse, hiç olmazsa sizlere bir yarışma içinde kazanma imkanınız olacak bu seti. Tabi ileriki ancak ilk cevap sorularıma ilk cevap verenler kazanabilecek. Hiç olmazsa öyle bir ihtimal yapmış olayım. Türkiye'ye de eğer gelmeyecekse ben hiç olmazsa yollamış olurum arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. 15. sezondan devam. Arkadaşlar, güzel mi güzel setler. Şu güzelliğe bakın. Şu ejderhaya bakın. Su ejderhası arkadaşlar. Mini figürler. Bunun da tabii ki inceleme videosu geliyor. 2021'deki bütün setler çıkacak arkadaşlar. Sizlere video yapacağım. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Ya belki de 15. sezonun en çok beğendiğim seti bu diyebilirim. Ya diyemem çünkü hepsini çok beğendim. Arkadaşlar birkaç tabii Ninjago ustalarımız biraz şey olduğu için, uzman oldukları için epey kritikli şey yapıyorlar. Ama ben abiniz olarak ben çok beğendim arkadaşlar. Tabii ki kritik bazı setlerdeki mini figürler. Evet, orada ben de size hak veriyorum arkadaşlar. Ninjago ile tabii ki devam ediyoruz arkadaşlar. Ya arkadaşlar, şu kadar güzellik olur mu? Yenilikler videosunu da size göstermiştim. Tahminince arkadaşlar bunun inceleme videosu gelir mi bilmiyorum. Arzu olursa elbette gelir. İstek olursa elbette gelir. Tahminimce arkadaşlar, evet, yerim arkadaşlar, o kadar yer sorunum var ki bir bilseniz. Yani sizler için Ninjago'yu mecbur yapacağım. Yani abone sayı en çok Ninjago abonelerim olduğu için mecbur sizler için Ninjago'da ne isterseniz onları yapmak gerekiyor. Artı arkadaşlar, bugün Haziran seti olarak değil, fakat bugün yine de toplu açılış şeyde bugün şey aldım. Golden Zane mini figürlü arkadaşlar. 4374 numaralı. Bu da Türkiye'de bulunması gerekiyor arkadaşlar. 15. sezondan zaten hepsi Türkiye'de olması gerekecek. Hiçbiri özel Lego eksklusif değil arkadaşlar. Of, daha neler var yani. Daha gerçekten daha birkaç setimiz var yani. Hydro Bounty arkadaşlar. Bunun tahminimce ikinci inceleme video bu olacak arkadaşlar. Burada arkadaşlar yenilikler videosunda bir şey karıştırmıştım. Resimlerden tam iyi göremedim. Ve hemen resimleri görmez
tam inceleme yapmadan sizlere yenilikler videosunu hazırladığım için burada Lloyd Kay dalgıç elbisesinde söylemiştim. Fakat o bir hataydı. Öyle değilmiş. Ben resimlerde öyle gördüm. Fakat öyle değilmiş. Bir tane hatta abonem bana söyledi ve gerçekten de haklı çıktı. Yani Ninjago'larda sizlere daha çok dikkatli etmem gerekiyor. Evet. Ninjago'larda bitti arkadaşlar. Ninjago'larda Haziran Ninjago'ları hepsini sundum. Zaten link olarak paylaşabilirim. 2021'de çıkan küçük setler dahil bütün Ninjago setlerini sizlere sunmuştum. Onları da link olarak paylaşabilirim. Ya da siz de bakabilirsiniz. Ve arkadaşlar Marvel'e gelmeden evvel yine bir iki tane değişik videoya parça setimize gelelim. Gerçi aslında fazla bir set de kalmadı. Yani Lego Marvel'ler kaldı. Ve bir tane muhteşem güzel arşitektur seti ne çıktı arkadaşlar? Taj Mahal. Şu güzelliğe bakın. Arkadaşlar sizlere yenilikler videosunda bunu 1300 lira tahmin etmiştim. 100 lira, 1000 liraydı. 1000 lira. Fiyatı epey uygun. İlk 3 ay tahminimce Lego eksklusif olacak. Yani indirim imkanı olmayacak. Türkiye'de de çıkacağını, yani Taj Mahal çıkmayacaktı. Hangisi çıkacak? Türkiye'de de yakında çıkacağını umuyorum. Belki de bu ay çıkmıştır. Epey küçük, yani biraz daha büyük ummuştum arkadaşlar. Fakat bugün Lego Store'da canlı gördüm. Epey küçük set ama muhteşem güzel bir set. Sizlere Idea setlerin bir numaradan hepsini sonuna kadar hepsini sunduğum için arkadaşlar bugüne kadar çıkmış olan bütün Idea setleri mimari, Lego mimari, architecture setlerini hepsini sundum. Gerçi Ideas'larda yanlışlık söyledim ama Ideas'ların da hepsi birden sonuna kadar eksiksiz canlı sundum zaten. Ben de koleksiyonumda hepsi mevcut. Umarım arkadaşlar 2021'de daha fazla mimari set çıkar. Çünkü bu sene bu Taj Mahal'den başka hiçbir set çıkmadı. Gelelim mi arkadaşlar Marvel setlerimize. 42 dakika oldu ya. Paket açılış, yani epey paket açılış da tam oldu yani. Ama arkadaşlar bildiğiniz gibi Haziran'da çıkan setler felaket setler. Yani çok set. Daha City setleri, Creator setleri, onları hepsini sizlere artık ikinci bölüm yapar mıyım bilmiyorum. Oralarda sunmayı düşünüyorum arkadaşlar. İlk setimizden başlayalım arkadaşlar. Hangisinden başlayalım? Iron Monger Mayhem. Muhteşem güzel. Marvel'in bütün setlerini elbette inceleme ve karşılaştırma videosu düşünüyorum arkadaşlar. Bunu siz karar verin arkadaşlar. Hangisinden ben War Machine ile karşılaştırmayı düşündüm. Ya da Hulkmaster ile karşılaştırmayı düşündüm. Yani bunları mechlerle karşılaştırma imkanı görmüyorum. Hulkbuster, yani hatta şöyle diyebiliriz. Hangi Hulkbuster'ı isterseniz onunla bir karşılaştırma fiyat olarak yapabiliriz. Gerçi burada büyük Hulk var. Hangisini isterseniz onunla bir karşılaştırma videosu yapabiliriz. Ben War Machine'i tavsiye ediyorum. Ama bunun kararını siz verin. Arkadaşlar yenilikler videosunda şu ortadaki şeyin yandığını, karanlıkta yandığını doğru tahmin etmişim. Ve Iron
Manga da şey içine sığıyor arkadaşlar. Yani Obadiah Stane içine sığıyor. Onu güzel yani umuyordum. İnşallah uyar diyordum. Ve de aynen de öyle çıktı arkadaşlar. Marvel setlerinin dediğim gibi arkadaşlar hepsinin inceleme videosu geliyor. Sırayla. Şimdi şu şekil yapıyorum arkadaşlar. Şu muhteşem güzel. Arkadaşlar bunu Lego Store'da bugün canlı seyrettim. O kadar güzel bir altın rengi, o kadar güzel bir şey ki bunun en yakın zamanda inceleme videosu geliyor. Şu güzelliğe bakın. Ya da bütün Marvel setleri bir şeyde mi yaparım bilmiyorum ama yok. Çok karşılaştırma videosu olacağı için gelecek. İnceleme videosu geliyor elbette arkadaşlar. Black Panther's Dragonfly'a. Benim hoşuma gidiyor. Hatta birkaç şeyi de karşılaştırabiliriz arkadaşlar. Ve ikinci en büyük setimize gelelim arkadaşlar. Avengers, pardon. Endgame Final Battle. Bunu elbette arkadaşlar 2018'de çıkan modeliyle Avengers Compound Battle'den karşılaştırma videosu geliyor. Bunu belki arkadaşlar kartondan karşılaştırma yapabilirim. Bilmiyorum. Mini figürler muhteşem. Ama değişik, bambaşka mini figür. Yani bunu bir güzel bir karşılaştırma videosu bunun da gelecek. Ve arkadaşlar en beğendiğim mavi seti. The Guardianship Benatar. Eski adıyla Milano. Şu güzelliğe bakın. Stunter da var arkadaşlar. Bunu hatta Wicked Brick Display'i düşünüyorum. Şu güzelliğe bakın. Tahminimce arkadaşlar bu ilk karşılaştırma videosu gelecek. Bunun Benatar'ın ilk filmde ismi Milano'ydu arkadaşlar. Milano'yla güzel bir karşılaştırma videosu düşünüyorum. Ve Benatar'la, eski Benatar'la. Tabi o yarı boyda arkadaşlar. Ama yine de bir karşılaştırma videosu. Şöyle üçü bir arada en yakın zamanda arkadaşlar geliyor. Ama o kadar söz verdim ki artık ne yapacağımı bilmiyorum. Ama hepsi birden çıktı arkadaşlar. Ne diyeceğim bilmiyorum. Artı arkadaşlar Marvel'in yeni setleri, birkaç yeni setleri daha duyuldu. Jurassic World setleri duyuldu. Yarın artık yeni video yapmayı düşünebilirim. Jurassic World'ların resimleri paylaşıldı. Instagram'dan seyredebilirsiniz. Batman'in kaskı çıktı. O da paylaşıldı. Yani 7. ayda çıkacak olan setlerin de paylaşımları geliyor. Creator Expert, Creator setlerinin inceleme videosu ve ikinci bölüm 6. ayın toplu paket açılış videosu da elbette gelecek. Bugünlük bu kadar. Marvel'le bitirelim. Yeni bir videoda arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Umarım beğendiniz. Epey uzun sürdü video. Fakat gördüğünüz gibi arkadaşlar sizlere bütün setleri sunmak istedim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Lego ile kalın.